Biz hiç vakit kaybetmeden yurdumuzun o güzel tariflerinden birini hemen ekranlara getiriyoruz. Bakalım hangi yöresel lezzetimiz mutfağım şahanede? Özlem merhaba. Muğla'dayız ve Gülay teyze ile birlikteyiz. Gülay teyze bize çok güzel bir yemek yapacak. Gülay teyze merhaba. Merhaba. Özlem Hanım merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Gülay teyze çok tatlı mı tatlı, çok şirin bir teyzemiz bizimle birlikte. Gülay teyzeciğim, şimdi ne yemek yapacağız? Börülceli makarna çorbası yapacağız. Börülceli makarna çorbası, evet. Çok lezzetli olacak. Evet, hamurunu yoğuracağız önce, keseceğiz. Ondan sonra salçayla, kavurmuş etiyle, soğanla, sarımsağına, limonla onu pişireceğiz. Sabırsızlanıyorum Gülay teyze. Evet. O zaman ne yapalım? Evet. Önce hamuru yoğuralım. Evet, hamuru yoğurmaya başlıyoruz efendim. Evet. Önce hamurunu yoğuralım. Şöyle ununu katıyorum ben biraz. Bu kadar yeter. Tuzunu alıyorum. Şöyle biraz tuz. Bir tane yumurta kırıyor. Yumurtasını kırdım. Evet, yumurta kırdığı için eldiveni değiştirdi. Çok evet. Çok titiz çok bir teyzemiz Gülay teyze. Evet. Şimdi hamuru yoğuruyorum. Biraz suyuna yumurtayı evvela bir özleştiriyorum. Size bir tatlı börülce çorbası yapacağız. Kavurmalı. Kavurmalı. Evet. Kavurmalı efendim. Yörede çok meşhur. Evet, aynen. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Diyoruz. Bu özleştikten sonra işi yapacağız. Tabii eldivenle tam yapamıyorum. Bu biraz daha yoğuralım. Ondan sonra keseceğiz çorbalığımızı. Gülay teyze efendim. Çok sağlıklı bir yemek olacak evet, bu. Evet evet, çok sağlıklı. Değil mi? Doğal, sağlıklı. Zeytinyağı var efendim içerisinde. Evet, zeytinyağı var, tereyağı var. Muğla ak börülcesi var. Evet, beyaz börülcemiz var, kavurmamız var. Evet, makarnayı da kendimiz yapıyoruz. Evet evet, makarnayı da kendimiz yapıyoruz. Daha ne olsun efendim? Daha ne olsun, şeker gibi yiyoruz yani. Makarnanın her çeşidini yapıyoruz. Evet, güzelce yoğurduk Özlem ve 5 dakika kadar da dinlendirdik. Şimdi Gülay teyze devam ediyor. Evet, 5-10 dakika dinlendik hamuru. Şimdi açmaya devam ediyorum Özlem Hanım. Şimdi açıyorum. Biraz un alayım. Maşallah. Çorbalık hamurumuzu açıyoruz. Tabii biraz katı olacak bu. Yapışmasın diye. Zor bir tarafı yok aslında değil evet, mi zor, Gülay zor. Teyze? Çok, çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Önemli olan hijyene dikkat etmek. Evet evet, aynen, hijyene dikkat etmek. Zaten Gülay teyze de bu konuda çok hassas. Evet. Benim yazın hiç boş günüm olmaz. Devamlı çorbalık kırarım, makarna kıralım. Biraz sert olduğu için tabii zorlanıyorum. Makarna evet. Hamuru sert oluyor ya. Kulak evet. Memesi kıvamından biraz daha biraz katı daha efendim. Katı bir tık olacak. Daha. Evet. Biraz daha bir tık daha katı olacak. Öbür türlü yumuşar. Çabuk kurumaz. Ya açılıyor hamurumuz. Hamurumuzu bir güzel açtı Gülay teyzem. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen 3 tane un koyuyorum yapışmasın diye. Genelde beklemesi lazım. Bunu kurması lazım. Hani acele yaptığımız için hemen kesmemiz gerekiyor. Onun için un koyuyorum üstüne. Çok az, çok hafiften böyle. Evet, aslında. Yapışmaması için. Evet, aslında ne yapıyoruz? Normalde 1 saat kadar evet, evet. İçeride bekletiyoruz. Evet, öyle kırıyoruz. Evet. Hani beklemediğimiz için biraz un ovuşturuyoruz üstünü yapışmaması için yani. Evet. Aha, şimdi ben işimizi, hamurumuzu kesiyorum. Makarnamızı yani. Şimdi pişmeye hazır. Çok güzel oldu Gülay evet, teyze. Evet, güzel oldu. Şimdi de çorbasını yapıyoruz. Evet, ben size yardımcı diye. Olayım Gülay teyze. Evet. Şöyle tabağımızı alalım. Alalım. Tabağımızın içerisine koyacağız herhalde. Evet, aynen. Tabağımıza koyalım. Makarnamızı, eriştemizi. Oo, maşallah, ne kadar kolaymış. Çok kolay. Çok kolay. Çok da bereketli. Evet. Yaptıktan sonra çok kolay. Evet. Makarnalarımızı kestik. Ne yapıyoruz? Makarnalı börülce çorbasının yapımına geçiyoruz efendim. Şimdi ben soğanımı doğruyorum. Tabii elde doğruyorum. Eski usullerden. Şöyle. Soğanımızı börülce. İncecik evet, ince doğruyoruz. İnce soğanımızı doğruyoruz. Bunu yağda kavuracağız. Börülcemizi afiyetle yiyeceğiz. Yağımızı koyuyorum. Zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı. Değil mi? Zeytinyağı kullanıyoruz efendim. Tabii. Evet, şimdi soğanımızı kavuruyoruz biraz. Evet, soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor. Gülay teyze, şimdi ne yapıyoruz? Birazcık çok az un koyuyorum içine özleşmesi için. Evet. Un evet. Birazcık bağlayacak onu değil evet, mi? Un biraz bağlayacak. Bağlayacak, biraz sos kavrulayacak. Kıvamında olmasını sağlayacak. Evet, aynen. Birazcık kavrulsun. Evet. Böyle. Çok güzel sarardı soğanımız. Şimdi de salçasını. Domates salçası domates mı? Domates salçası. Domates salçası. Domates. Bu yeter herhalde. Evet, şimdi çok güzel oldu. Şimdi kavurmamızı koyacağız. Evet.
Evet, iki parça kavurma koyduk efendim. Kavurmaları eritiyoruz biraz, içerisinde. Evet, biraz onu eritelim. Tabii tereyağımızı da koyalım şimdik. Evet, takırak biberimizi de koyuyoruz efendim. İkiye bölüp takırak biberimizi de koyuyoruz. Acı mı teyze? Değil. Değil. Acı değil. Şimdi bunun suyunu koyalım. Çünkü makarnamız yumuşak olduğu için, kurumadığı için su kaynadıktan sonra makarnamızı koyacağız. Evet. Üzerine suyunu ilave ediyor Gülay teyze. Makarnamız yumuşak olduğu için, kurumadığı için onun için su kaynadıktan sonra börülcesini, makarnasını koyacağız. Sarımsağını üzerine koyacağız. Evet. Şimdi kaynatmaya devam ediyoruz efendim. Evet, yemeğimiz kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz Gülay teyze? Şimdi çorbamızın börülcesini koyuyorum içine. Ondan sonra makarnamızı koyuyorum. Kestiğimiz erişteyi. Şöyle evet, bir alayım. Bir bakayım. Ne güzel. Ne güzel, çok güzel oldu. Taze taze. Görüntü harika Özlem. Çok güzel oldu. 2-3 dakika kaynadım. Yeter. En fazla 5 dakika. En fazla 5 dakika daha kaynatacağız. Sonra ne yapacağız teyze? Ondan sonra sarımsağını koyacağız üzerine. Oo, sarımsaklı olacak evet. Bu arada Gülay teyze sarımsağımızı dövecek efendim. Evet, şimdi sarımsağını dövüyorum. Biraz tuz alayım içine. Yemeğimiz pişerken evet, sarımsağını dövüyoruz, hazırlıyoruz şimdi. Bir de ekşili olacak değil mi? Ekşili, limon da koyacağım içine. C vitamini. Evet, C vitamini. Evet, Gülay teyze, aslında enteresan olan, bakın içinde kavurma olan yemeklerde dahi zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, kullanıyoruz. Çünkü zeytinyağı bol. Bol, evet, evet, aynen. Birazcık limon sıkayım üzerine. Evet, dövdüğümüz sarımsağın evet, üzerine limon sıkıyoruz efendim. Evet, aynen. Limonu sıktım. Şimdi de çorbanın üzerine. Evet. Bu arada çorbamız kaynadı, pişti. Şimdi onun üzerine sarımsaklı limonlu sosumuzu döküyoruz. Evet, çorbamız pişti. Şimdi limonlu sarımsaklı suyumuzu üzerine alıyoruz. Çok güzel çorbamız oldu Özlem. Sen de burada olsan keşke. Bak, bak çok güzel oldu. Bak, takırak biberli. Şimdi çorbamız oldu. Oldu. O zaman servis edelim. Evet. Ve tadına bakalım. Evet, çorbamız pişti ve şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, Özlem Hanım, şimdi çorbamız pişti. Şimdi sunuma geçiyorum. Şöyle alayım. Bak, bak çok güzel oldu bak. Çok güzel oldu. Keşke siz de burada olsaydınız. Gülay teyze, ne yaptın sen Gülay evet, teyze? Çok güzel oldu. Börülceli makarna çorbası. Kavurmalı. Kavurmalı, evet, börülceli, zeytinyağlı. Zeytinyağlı makarna çorbası. Şimdi sabırsızlanıyorum. Evet. Üzerine. Şimdi üzerine karabiber döküyorum. Karabiber evet, çekiyoruz efendim. Çekiyoruz. Üstüne. Bir de pul biber. Evet. Acı isteyen acı koysun. Tatlı isteyen tatlı koysun. Evet. Evet. Şimdi ince toz biber. Evet, o zaman ne yapalım? Tadına bakalım. Çok güzel bir koku. Evet. Zaten görünüşünden de belli. Çok güzel görünüyor. Evet. Sabırsızlanıyorum. Çok sıcak. Bir de ben bakayım çorba tadına. Ben yapmış demeyeyim ama çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz burada yaptık. Evlerinde yapmak isteyenler. Herkes yapabilir. Birebir ölçüleri deneyin efendim. Çok lezzetli, çok lezzetli bir yemek. Muğla'dan selamlar tekrar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.